Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Ustadımız sağ olsaydı en son bize ne derdi? İlmiyle du namazar olduğu için ne derdi değil, dediğini diyecekti. Cenab-ı Hak yeniden vahiy gönderseydi ne diyecekti? yani bu zamanla mukayyet olanlara sorulan sorudur. Ee, ne dediyse onu diyecekti. Yani Allah ne diyecekti şimdi vahiy olsa denilmez. Çünkü zamanla mukayyet olanlara sorulan bir soru. Ee, ama biz gene Peygamber aleyhissalatü vesselam şimdi sağ olsaydı bize ne derdi? Ve Davut besini söylerdi. Ustad sağ Seydi ne derdi? Dediğini de, diyecekti. O da e, ikinci 2. Emir'da 241. sayfada Umum Nur talebelerini, Ustad Bediüzzaman'ın e, vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. Onun üçüncü meselesine geldik. Bize tavsiyesini ne yapmamız istiyor? Nasıl düşünmemizi istiyor? Diğerleri avacıva yani milletin o anlattıkları vesaire hiç alınmaz bir değeri yok. Çünkü bir vazifedarlığı olmadıkları için uysan da karın yok yani. Buna uymadın mı iştirak amal-i sıkıntı olur. Nerede kalmıştık? Üçüncü mesele, 243. Üçüncü mesele, şimdi küfr mutlak öyle cehennemi manevi neşine çalışıyor ki, kainatta hiçbir kafir ona yanaşmamak lazım geliyor. Kur'an'ın rahmeten lil alemin olduğunun bir sırrı budur ki nasıl Müslümanlara rahmettir, ahirete iman, Allah'a iman ihtimalini vermesiyle de bütün dinsizlere ve bütün aleme ve nevi beşere rahmet olmasına bir nükte bir işarettir ki o manevi cehennemden Dünyada da onları bir derece kurtarmış. Ben metni bir okuyayım. Halbuki şimdiki fen ve felsefenin dalalet kısmı yani Kuran'la barışmayan, yoldan çıkmış, Kur'an'a muhalefet eden kısmı küfrü mutlakı komünistler ta tarzında neşe başladılar. Komünistlik perdesinde anarşistliği netice verecek bir surette münafıklar zındıklar vasıtasıyla ve bazı mufrit dinsiz siyasetçiler vasıtasıyla neşir ile aşılanmaya başlandığı için şimdiki hayat dinsiz olarak kabil değildir, yaşamaz. Dinsiz bir millet yaşamaz. Hükmü bu noktaya işarettir. küfrut mutlak küfrü mutlak olduğu zaman hakikat halde yaşanmaz. Onun için Kur'an-ı Hakim bu asırda bir mucize manevisi olarak Risale-i Nur şakirtlerine bu dersi vermiş ki <laughs> küfrü mutlaka anarşistliğe karşı set çeksin. Hem çekmiş evet Çin'i bak Çin'i hem yarı Avrupa'yı Balkanları istila eden bu Ceyran'a karşı yani komunistik bizi muhafaza eden Kur'an hakimin bu dersidir ki o ucuma karşı seçekmiş bu süreçte o tehlikeye karşı çare bulmuştur buraya kadar gelelim sonra tekrar şey yaparız şimdi şimdi küfrü mutlak Cehennemi manevi yaşatıyor. Zaten ben bu yoldan çıkmış, bu, bu mantıkla yola çıkarak psikoloji dersleri e, merak sardı bende. Madem küfrü mutlak cehennemi bir haleti veriyor, o zaman cehennemi haletten çıkartacak psikoloji dersleri olması lazım. Muhakemat okuyorum. Bugün biliyorsun bugünlerde. Samimi söylüyorum baştan aşağı hep psikoloji. Daha önce ahkam görüyordum, daha belagat görüyordum, edebi görüyordum, mantık görüyordum. Görüyordum da görüyordum. Demek ki getirdim de şu kadar bir kitap. Koca 14 ciltin hulasası. Ustad demiş ki benim anladığım tarzda, benim anladığıma yakın her bir sayfasını anlayana bir altın vereceğim demiş. Bu muhakimat. Külliyatın çekirdeği. Hakikaten nereden bakarsan öyle gözüküyor. Acayip bir şey. Mesela bir insan niye hakkı kabul etmez? Niye psikolojide itiraz eder? Adam diyor ki kafamdan sesler geliyor diyor. Tam bunu yap diyorum. Arabada kim vardı yanımda? Karşıya kimle geçiyordum? Zübeyir'le. O şahit. O da gülüyor. Zübeyir bile gülüyor genç. Bu adam niye gülüyor biliyor musun? Zübeyir bile niye gülüyor dedim şu. Bu adam Üniversitede tıp hocası ve devlet Kanada'ya göndermiş. Bak niye şey yapmıyor? Bak şimdi devlet göndermiş yüksek lisans. Ya adama diyorum ki bunları yaptın mı, okudun mu? Ya diyor ben düzeleceğime inanmadığım için okumadım. Düzelir miyim diye okumadım. Niye anlatıyorsun bunu? Muhakeme, muhakeme ettiriyor. Bugün bir tane şey attım hatırlarsınız. 44. sayfada. E, vehmin ve vesvesenin farkını. Vehim hurafelerle olduğunu, vesvesenin cehaletle olduğunu. Zaten cehil onu davet eder diyor. Vehim muzam eder, zamlandırır, e, ifrat ettirir. Vesvese tefrit ettirir. Burada da niye buna giriyorsun? Küfrü mutlak cehennemi doğuruyor. Yani kısacası Yusuf'um şu demek istiyor. Mutlu mu olmak istiyoruz? İyi mi olmak istiyoruz? E düşündüğün şey mi olmak istiyorsun? Sistemi tanıyacaksın. Onu anlatmaya çalışıyor. Mahkemat bunu anlatıyor burayı. Bu sistemi anlatıyor. Cehennemi haleti diyor. Si, ha, halet sistemin dışa vuruşudur. Sistemi tanımadıkça sistem hakim olamaz. Mümkün değil. Anladın Mehmet'im? Arabaya araba hakim değilsin. O yokuştan o, o, kamyonu nasıl çıkartacaksın? Veya o yük var. O yokuşta nasıl indireceksin? Evet indirme. Arabayı bilmiyorsun. O kamyonu bilmiyorsun. Zaaf noktalarını bilmiyorsun. Debriyajın derecesini bilmiyorsun. Ne kadar kavrıyor bilmiyorsun. Lastiğinin derecesini bilmiyorsun vesaire. Sistemi bilmesen küfrü mutlak niye cehennemi yaşatıyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Sistemi tanımıyor. Onların babaları Onların kurucuları Freud ve Jung denilen ve onların türevleri 1800'lerde yaşamışlar. Daha DNA bile bilinmezken yani öyle iddia ediliyordu. Darwin vesaire daha hücreyi balon olarak kabul ediyordu. <laughs> hücreyi bir balon düşünün diyor. E, maydanoz suyunu koy, portakal suyunu koy, elma suyunu koy, şeftali suyunu koy. Böyle sıvıların bir araya getirilmiş balon gibi diyordu. Yazılım nerede? DNA, RNA öyle bir şey yok. Yani bu adamın felsefeleri şu, temel yapılmış. Şu anda tıp onun üzerine kurulmuş çözümler üretiliyor. Bir insan aşırı istek üzerine aşırı nefret üzerinde mutlu olur diyor. Şehvet ve nefret. Yani şehvet derken cinsellik değil. Aşırı istek. Ona mutlu olursun. Onu tatmin edersin. Freud'un temeli tezi bu. Ruhtan hiç ha bir haber. Onun için cehennem haleti yaşıyor. Müslüman da peki bizi vurmuyor mu? Vuruyor ama kontrol ediyorsun. Bak kontrol ediyorsun. Bak adam bilseydi sistemi. Evet bana bunu söyledin. Asay Musa'yı yazarak oku diyorum. Sen hocasın bak. Üniversite hocasısın. Hizbul -kunar. Yani bu sureti yazıdır. Kur'an mahluk değildir. Bu musaf, musaf olduğu için e, aklan bakarsan ilim olur, vicdanına bakarsan Kur'an'a ve risale his olur, kalpten bakarsan duygu olur, ruhen bakarsan latife olur. Kur'an mahluk değildir. Mahluk olmayan o aktif ediyorsun sende. Okuyunca diyor düzelecek miyim diyor Hizbul Kur'an'ı. Ustad İstanbul plakası 34 oradan kalsın. Emir Dabir 34. sayfada Hizbul Kur'an okurken hiçbir vehim ve vesvesenin gelmemesi diyor. Beni heyecanlandıran sistemi bize tarif ediyor. Sistemi bize tarif ediyor külliyat. Sisteme hakim olmayı öğretiyor. Burada küfrü mutlak nedir? Küfrü mutlak aslında imanın tarifi nedir biliyor musunuz? imanın tarifi. Mesela bir tarif hatırınıza gelen tarifleri söyleyebilir misiniz? Mesela Tagut inkar etmeyle başlar. İmanın tarifi başka. İman nedir? <laughs> nedir o? İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur. Başka? Tarif. İntisaptır diyor. Başka ne aklınıza geliyor? Hadi arkadakiler. İman nedir? Birisi sorsa, dersen desiniz. Hüsnü münezzeh ve mücerrettir. Etti üç tane tarif. Nurdu, tamam. İman emnurdu. Tamam ne geliyorsa. Başka? Bir tane de şey diyor ha ne diyor? diyor. Hani altı çıkan vahtan bir hakikat. bir hakikat. Bütünselliktir. Heh. Parçaları. Başka? Etti dört mü etti? Beş etsin. Hadi. Niye kaldık orada? Hani böyle oluyor. Allah hakkında ne biliyoruz deniz hemen duruyor. Bak. İmanı usta şöyle tarif ediyor: Hakikatı nefs nefsil emriyenin ünvanıdır. Dört kelimeyi bir kelime yapmış. Hakikatı nefs nefsil emriyenin ünvanıdır. Ne demek yani? yani? Allah var iken hiçbir şey yoktu, kainat yoktu. Bu hakikatı kainat, kainatı yarattı. Hakikattır bu. Onları kaynağı. Hakikat-ı Esma-i İlahiyedir. Esma-i İlahiyenin, Esma-i İlahiyelerin bütünselliğinin bizdeki uyanışıdır. Allah kainatı yarattı. Bil fiil. Bil kuvve insana koydu. Bil kuvve insana koydu. Ağacı çekirdeği koyduğu gibi. Bu çekirdeğin ağacın bizdeki karşılığı olduğu gibi bütün kainatın bizde İmamesi, düğümü takılmış, bağlanmış. Onun uyandırılmasıdır. Hakikatı Aliye'yi, Ali hakikat esma ilahidir. Hakikat nedir? Esma şu mevcudattır. Hakikat esmadır. Aliye bu mevcudatın aslı esma hakikatı aliyeni nefsül emriye yani realitedir. Onun için imanın sureti mahluktur. İmanın sureti mahluktur. Eylemdedir. Oruç, namaz, takke, çarşaf, car, ferace, zekat, şair İslamiye. imanın mahluk tarafı bu. musaf. imanın sureti mahluktur. Kanuneti insandadır. Gir içeriye sureti, kanuneti, hakikati esma-i ilahiyelerdir. Mahiyeti Allah'tadır. Onun için İmanın sureti nasıl teşekkül ediyor? 71 işaret ucazda. Diyor ki, Şira, 7 tane şey diyor. Delil, Burhan, Şira, Usare, Burhan. Böyle 7 tane mi? 4 tane mi bir madde sayıyor. Onların kulasasıdır 71. sayfada söylüyor. Maddede. ha Şimdi, eğer bu uyandırılırsa, Cehennemi haleti, haletten çıkarız arkadaşlar. Ha Fikret, usare değil mi? Bilimlerden, bürhanlardan çıkar. Fikret, fik külsiyet, usare, şira. Evet. Dört tane değil mi? Evet. Ya. İmanın sureti mahluktur, eylemdedir. Yani bu adam niye namaz kılıyor? Niye böyle yapıyor? Niye böyle demiyor? Niye böyle veriyor, vermiyor? İmanından kaynaklanıyor. Eylemdeki hal. Her şeyin ama soğan kabuğu gibi dış tarafı, sureti, gir içeriye, kanuneti, gir içeriye, hakikati, gir içeriye, mahi. Eylemdedir. Musaf. Kütüphanedeki Kur'an mahluktur. Yani bu Musaf. Kur'an mahluk değil. Peki Musaf'ı ben okudum. Bende uyanan benim kitabım oluyor. Kur'an kadar Kuran'ın içinde insan sayısı kadar Kuran var. Herkesin Kuranı ayrı. Evet, herkesin Kuranı ayrı. Musafı aynı, musafı aynı. Ama herkesin Kuranı, yani okuduğu zaman insanda uyananı, herkeste farklı, ayrı. Herkesin Kuranı insana dediğince farklı. Her meşrebe, her mesleğe ait, her asra ait dersi var. Mesela haddun, battun, haddun, muttalaun. Muttala ne biliyor musun? Nereden bakıyorsan sana o hakikati verendir. Peygamber demiş Yani. Peki her bir ayetin haddi var, muttala var. Hadd hudutlanmış, belli kurallar manzumesidir. Şey deniliyor. E, esasat-ı diniye. Yani e, şey ilmi i din. Yani dinin yöntemi, temeli. Şimdi bizi heyecanlandıran şuydu. Küfrü mutlak öyle bir cehennemi manevi neşine çalışıyor ki. Yani YouTube'larla, videolarla sanal bir dünyaya itiliyor insanlık. Sanal bir dünyaya itiliyor. Akrabalarınıza da anlatırsınız diye söylüyorum. Sanal bir dünya, hayal dünyaya, vehmi bir dünyaya, düşünsel bir şeye itiliyor. Ustad ee, sayfa kaç kaçta söylüyor? Diyor ki toprağa benzeyen evham ve hayalat. Ve psikoloji değil de buna ait inan bana bir ders yapacağım. Tam bir saat. Tam bir saat. 33 diyoruz. 33 hani. miydi? Ee, bak. Toprağa 34. Bak abiler şurada. Toprağa benzeyen evham ve hayalat. Allah oturduğum günlerce medar bahsediyorum size çayda. E, hep konuştuklarım toplasam bir iki saat olur. Niye toprağa benzetmiş? Toprak unsuru nedir? Kalktım bu sefer toprak unsurunu yazıyorum. Epey yazmıştım daha önce. İlk önce bir suya gireyim dedim. Su unsurunu bir sayfa yazdım. Su unsuru simgesel ne demektir? Çok acayip. Ya, toprak bir şeydir ama 108 tane element bizim dönemimizde okumuştuk. Şimdi en az 150 tane element oldu. Daha ilmi asas olunca toprağa tek gibi gözükürken 150'ye yakın element var. 150. Şimdi o nedir? Bir sürü biberi de, kavunu da, kavunu ne çeşidini de, kokusunu, tadını, rengini. Bak evham ve hayalat böyle bir şey. Toprağa benziyor. Biberi de yetiştirir, kavunu da yetiştirir. Narı yetiştirirken kokusu, kimliği ve kişiliği var. Mesela rengi, kokusu, tadı, eni, sanatı, yaprağı, konumu vesairesi, kimyasallığı, fotosentez tarafları, her şeyi. Bak elmayı yaparken şeftali yapıyor, biberi yaparken kavunu da yetiştiriyor. Toprak aynı toprak. Evham, bak toprağa benzeyen evham hayalat. Böyle bir zenginliği doğurur. E, kim? Evham ve hayalat. insanı? küllileştirir. Bak 30. Kastanın hani 8 dedi ya. Kas <laughs> bas hareketleri intibah yerine ve daha terakki diyor. Terakkidir. Terakki yani, yani evhamında en fazla bastırdığı. Evet. Ya. Şimdi biraz bu anlaşıldı herhalde. Cehennem cehennem mutlak e, çok soruluyor da cehennem manevi neşine çalışıyor eli dalalet. Bunun sanal dünyayla e, insanın evham ve hayala iten şey de ruhlar mezarlığı olan YouTube'lara atıyor. Bir tane söyle dedi. Doğru abi YouTube'lar dedi ruhlar mezarlığı ama e, öteki bir tane video sitesi var başka. O, ona o, o, herhalde değildir diye. Aferin lan bu adamlara bak. Çok zeki yani. Ne kadar kafa çalış. YouTube'un dışında başka şey var ya. Bir sürü video sıkacak. Ha Vimeo var. Vimeo Ne? İnstagram var. vesaire. Bak abi. <laughs> ya ne diyorum o ne diyor şu beşinci notada şöyle bir tabir kullanıyor da abi, oraya manaya mutalım. E şu asrı felaket ve helaketin en büyük musibeti olan dinsizliğe giden medeniyeti sakiminin iç yüzünü yüzündeki peçeyi cehennem nümum mahiyetini hüdayı Kur'an'ı ile Muvazene suresinde açar, gösterir. Ya 79. sayfa mı? Yok bu 391 lemalar. Lemalar, lemal demedim. Lemalarda da 79'da da. Imanı, ona temayülden şiddetli tenfir ettirip sari bir vebayı teşhis ile bulaşıcı bir veba hastalığı. işte. Ha. Firist değil mi burası? Evet abi. Ha. Eczaneyi Kur'an'ı zemzemeyi tiryaki içiriyor. Vay be. Teşhis ettiriyor. Sistemi çözen diyor. Kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmayacaksın. Sistemi tanıyacaksın. O kadar. Vesveseden, vehimden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Sistemi tanımaktır. Sistemi onunla tanımlanacak. Bir de o bir konuşmaktır. O sana ne diyor? O dilini çözeceksin. Adam demiş ya. Onu gülüyorum bunu hatırladıkça da. Siz de güleceksiniz. Ama gerçi çayda söyledim bir bilim adamı düşünür yani gavur Avrupa'da ama Hristiyan dindar. Diyor ki çocukken ben diyor Mehmet Tanrı'ya gece yalvarırdım. Gece kalkardım Tanrım bana Allah demiyor da Tanrı bana bisiklet ver. Bana Tanrım bisiklet ver. Bu yalvarmam diyor yani Ettim ama bisiklet yok diyor. Sonra bir tane bisiklet çaldım. Sonra her gece kalktım. Tanrım beni affet diye dua ettim diyor. Ne diyor biliyor musun onda? Tanrı'dan diyor, Tanrı'dan adam bak bak yavur çözmüş. Tanrı'nın diyor konuşması doğadır, tabiattır. Onun diliyle biz de, konuş, biz de onun diliyle konuşursak istediğini alırsın diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah insan gibi düşünmeyemek için söylüyor. Yani bir şey istediğin zaman hemen acele şey yapma. israr et diyor. Temenni tarzında Ya Rab sen bilirsin beni istersen affedersen sakın böyle deme. Ya Rab beni affet. Af, isterseniz affedin Ya Rab. Hayır. Ya Rab beni affet. Bir de olmadı diye bırakma. Çünkü bir anda cevaplar beşere aittir. Ha? Ani, Ani, cevaplar beşere ait. Tanrı'nın konuşması bu değil diyor. Bilmeyen hemen cevap verendir. Peki ne dedi biliyor musun sonra? Ben 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 ekliyorum. Tanrı cevap verdi, acele ettiği için yanlış yolda. Evet, sana bisikleti verdi, duanı kabul etti. Ama acele ettiği için yanlış yolla verdi sana. Yanlış yöntem kullandın. Buna ait bir tane de delilim var. İmam Ali radıyallahu anh bir yerden bir yere giderken mescide uğramış. Orada bir tane bedevi varmış fakir. Demiş ki bu atıma mukayet ol. Şöyle ya. Mukayet ben namaz kılana kadar dedi. Sana sadaka da şey yaparım falan demiş. Yani atıma mukayet ol. Olur mu? Olur mu? Demiş. Efendim demiş. Tutmuş. Bakmış içeri girmiş bedevi. Bakmış namaz kılıyor. Tam orada atabilmiş kaçmış. Hazreti Ali radıyallahu anh da du duada veya işte namazda niyet etti. Ya bu adam gariban. Ben şimdi buraya görmeye geldim. Burada gördükten sonra ben atı ona verir. Hz. Ali redi alan ona atı vermeyi niyet etmiş zaten. Ama dışarı çıkınca bedevi atı çalmış. Demiş ki Ya Rabbi hakikaten onun rızkı. Ama ben helal yolla onu verecektim. O rızkını haram yolla yaptım. E, duygular alemine geçiliyor ya tefekkürle, sırlar alemine. Adam esrarla geçiyor gayrimeşru olduğu için orada da oraya gayrimeşru doğduğu zaman esrar da sırlar demektir yani. Ot, hissi dünyasına geçtiği için oradakiler de gel buraya. Sen gayrimeşru olarak geldin buraya. Nikah olmamış. Bu sırlar alemine yani duygular alemine gel bakalım. Duman ediyorlar. Oradaki ruhaniler. Bilerek konuşuyorum ha bunu. Latif olsun diye söylemiyorum. Evet şimdi Küfrü küfr mutlak öyle bir cehennemi manevi neşine çalışıyor ki kainatta hiçbir kafir ona yanaşmamak lazım geliyor. Ama peki niye oluyor? Hiç kimse küfrü isteyerek severek düşmemiş. Lakayt kalmış başına düşmüş. İçine düşmüş çıkamıyor. Çıkamıyor. Kur'an ise rahmetenliğin alimin olduğunun bir sırrı bir sırrı şudur ki budur ki e neyse böyle ben kulasaydım biraz böyle nasıl Müslümanlara rahmettir ahirete iman peki ahirete iman el etse kafir cehennemi mutlaktan kurtulur mu cehenneme düşer ama cehennemi mutlaka düşmez kafirin meslevide mi geçiyordu vefat edenlere nasıl görüyordu kafirler vefat edenleri bizim yüklediğimiz mana gibi görmüyor mesela vefat etmiş kabirde şimdi an nükermekir gelecek. Hesap sorulacak. Şu olacak bu olacak. Biz vefata yüklediğimiz manaya bakın. Kafir veya gafil Müslüman. Bu kadar ölümler, koronalar, hastalıklar varken savaşta ölüme karşı bu kadarla kayıt. Oruç tutmuyor veya namaz kılmıyor. Na, nasıl olabiliyor bir Müslüman Müslümanlığın iddia ettiği halde oruç tutuyor, namaz kılmıyor veya oruç da tutmuyorsa bunun ölüme yüklediği mana bak neymiş? Ben şöyle diyordum. Diş doktoru dişi delerken diş doktoru dişi delerken iptal his yapıyor. İğne yaptığı için uyuşturuyor. Hissetmiyor. Bunun adı 632 sözlerde iptal istiyor. Onunla tatmin olmuyordum. Yani ille iptali hisle yani tam olmuyorum yani. Yani sif insan hislerini iptal ederek ahiret gibi ciddi bir hakikati yok sayamaz yani. Bir anlayış yanlışlığı var. O da meslevi de geçiyor. Bakayım bulabilecek misin? Sayfa 183 meslevi. Gafil nefis ahireti dünyanın bitişinde ve dünya ile bağlı bir menzil zannediyor. Bu itibarla nefsin elinde iki silah vardır. Dünyanın zeval ve fenasının eleminden kurtulmak için Heh. ahireti düşünmekle ümit var olur. Ahiret vardır ya. Yani küfrü mutlaktan böyle kurtuluyor. Vardır ama o nerelerde. Sonra o, ölmüş. Ölmüş olanların hayatta olmadıklarını düşünmüyor. Ancak, Ancak sefere gidenler gibi görünmüyorlarsa da hayattadırlar diye zanneder. Ve ölüme o kadar ehemmiyet vermiyor. Heh. Yani ölen ne yapıyor? Mesela namaz ve oruç tutmayan vesaire tutmayan. Ölümü şöyle diyor. Ya, gitti ama biz görmüyoruz da öyle bizim bahsettiğim ki hesap, nüker, mekir, cehennem öyle bir şey yok. Gitti ya. Ruhlara doğru açıldı gitti. Okyanusa doğru ruhu gitti yani. Öyle bir hesap mesap diye düşünmüyor. Bak öteki şehire, sefere çıktı diyor. Bir de okur musun o tam o cümleyi? Ölmüş olanlar. Ölmüş olanların hayatta olmadıklarını düşünmüyor. Ancak sefere gidenler gibi Görünmüyorlarsa da hayattadırlar diye zanneder. Mesela diyelim ki Kırşehir'de birisi dostunuz var. Ha, otobüse bindirdik. Malatya'ya gidiyor. E yok gitti işte dersen de gittiler gençler. Cinler de Ankara gidiyorlar işte Malatya'ya gidiyor. Ölü zannediyor. E böyle fikir var ha. Ve ölüme o kadar ehemmiyet vermiyor. Bazı dünyevi işlerini ebedileştirmek için şöyle bir destesi de vardır ki matfutlarımın dünyada semereleri olmasa da Esasları ahiret ile muttasıl ve ahirette faydaları vardır diye müteselli oluyor. Evet o sofistayı da oku ondan sonra geçeyim. Mesela ilim gibi dünyada menfaati olmasa bile ahirette faydası vardır diye iyi ciheti göstermekle kötü ciheti altında yutturur. Hı. Hmm. Hülasa nefis deve kuşu gibi. Bir dakika nefis bu bu düşünceye nasıl vardı? Nefis deve kuşu gibidir. Şeytan sofestayı. Sofer, e, şeytan sofestayı. Hevada bektaşidir. Bektaşidir. Bektaşın ne özelliği vardı? Cerbeze yapıyor. Cerbezi yapıyor. Mesela namaz niye kılmıyorsun? Bektaşiye sormuşlar. La takrabu sala var diyor Kur'an'da. Namaza yanaşmayın diyor. Bu ayet parçası. E, devam et oku demiş. Hafız değil. Ve entüm sukura. <laughs> yani içkiliyken yanaşmayınız. Ama oraya kadar geliyor orada duruyor. Ee, Bektaşı neymiş? Cerbes ama ne? Nefis deve kuşu. Şeytan Sofestay. Sofestay Fransız şeyidir. Auguste Comte kurucusu. Her şeyi inkar ediyor. Sofestay. Bunlar hep hayal. Ben de hayal. Abisi var. O ben miyim ben o muyum? Karıştırmış. Ee, şeyler, kemikleri ipe bağlamış boğazına takmış. Ha bu ben, ben benim demiş. Alameti olmuş ya. Kendisinin var olduğuna dair alamet taktığı, dizdiği kemiklermiş. Böyle bu şey gibi, boncuk gibi. Sonra bir gün kardeşi, işte abisi o şeyi kalkmadan önce kendisine takmış. Adam kalkmış. Bakmış. Allah Allah ben beni ben yapan şey onda. Ben o muyum o ben miyim? Karıştırmış kendisini. İşte şeytan sofestayı e, heva bektaşidir. Heva nefsin nefsin aklıdır. nefsin aklı heva nefsin kalbi ise histir. Nefsin de kalbi ve aklı var. Ve aynı böyle şey gibidir. Heva bektaşı gibi. Tevil ediyor, celbeze ediyor. Yani Evet gitti diyor. Evet devam edelim. Kur'an yani Allah ve ahirete lakayt olanlar kişi ölümü böyle sefere çıkmış bir adam. Ha, tamam da böyle bir yer durak gidiyor işte ya. Sefere çıktı diye kendisini avutuyor. Bunu yapabiliyor. Bir parça bunu avutuyor. Bir parça e, şey yapıyor. İptal hissediyor. İptal hissediyor. Diş, dişçi iğne vurup dişi acısını hissettirmediği gibi böyle günahlarla hissediyor. Go, maçtır, YouTube'tur. İptal bunların adı iğnedir. İptalisttir. Yani bu Müslüman yaptığı hatadır abi. Bu Müslüman kafirden bahsedilmiyor ki zaten. Kafir zaten böyle bir zaten öyle bir şey. Bu Müslüman gafil. Yani niye oruç tutmuyor. Kafir olsaydı niye iman ettim diyecektim de. Oruç tutmayan Müslüman, namaz kılmayan Müslüman böyle bakıyor. Yani inansa ki bizim o ölüme verdiğimiz mana değer gibi yani vefat etti bak şimdi ne olacak başına. Öyle bir şey görmüyor ki. Onun için e, geri dönüyor. Sigarasını yakabiliyor. Mezar gömüyor amcasını gömerken. Veya Youtube'da yazışabiliyor mezarlıkta. Orada yasın okunuyor. Amcası gömüyorlar. Veya amca çocuğu orada yüz, ya, ya, yazılaş, ya, yazı yazışıyorlar. Ahirete iman, Allah'a iman ihtimalini vermesiyle de bütün dinsizlere ve bütün aleme ve nevi beşer rahmet olmasına bir nükte bir işarettir ki o manevi cehennemden dünyada da onları bir derece kurtarmış. Halbuki şimdi fen ve felsefenin dalalet kısmı yani Kur'an'la barışman yoldan çıkmış Kur'an'a muhalefet eden kısmı küfrü mutlakı komünistlik, komünistler tarzında neşe başladılar komünistlik perdesinde anarşistliği netice verecek bir sürete münafıklar, zındıklar vasıtasıyla bazı mufrit dinsiz siyasetçiler vasıtasıyla neşir ile aşılanmaya başladığı için şimdiki hayat dinsiz olarak abi değil yaşanmaz. Abiler mümkün değil. Şimdiki hayat hele korona da geldi ya duman etti herkesi. Ha, hapse, şey, eve hapsetti. 5G ile havadan hava unsurunu tahrik ederek <laughs> insandan insana değil de aslında havadan havaya havada yapılan bu korona meselesini insanlar ilişkilerini, akraba bağlarını, cemaat derslerini, cami cumaları, insanlarla beraber olmayı darbe vurmak için yapılarak insanları tek tek yapılarak çökertmesine çalışmış. Hep onu derdim baştan. Yani insanları insanlardan ayırarak tek kaldı. Yem oldu. Yem. Vehim ve vesveselere. Bir araya gelemedi insanlar. Teselli bulamadı. Sarılamadı. Annesinin çorbasını içemedi. Annesini ziyaret edemedi. Sarılmadı. Anne de oğlunun kokusunu alamadı vesaire. Cami cemaatı işte ne yaptı? O 5G ile yani hava zerresini tahrik ederek onun için camınızı kapatın demişlerdi. Siyasetçiler bunu biliyordu. Ama güçleri yetmezdi. Niçin bunu söyledim? Artık şimdiki hayat dinsiz olarak kabil değil. Mümkün değil. Yaşayamaz. Dinsiz bir millet yaşamaz. Ee, şeyde vardı. E, 72. sayfada Rusya dinsiz kalamaz. Geri dönüp de Hristiyan olamaz. Bütün meselelerine hak ve hakkaniyete dayanan, aklı ve mantığa, burhana istinad eden İslamiyet'e teslim silah olacak. Yani... İslam olacak. Rusya niçin olacak? Yani babasının hayrına değil artık bitti yani. Şimdi Avrupa'da da öyle. E her, her an böyle yüzlerce insan Müslüman oluyor. Dünyada. Çünkü dinsiz yaşayamaz. Din ihtiyaçtır. Fıtratta vardır. Dinsiz bir millet yaşaya, yaşamaz. Hükmü bu noktayı işarettir. Küfrü mutlak olduğu zaman Hakikat halde yaşanmaz. Küfrü mutlak da şu. Mesela gafil Müslümanlar var. Var Allah tabii. Ne demek tabii ya biz de Müslümanız. Biz de falan vatan millet Sakarya falan. Ee, şeyine e, profiline bayrak cami koyar. E, bilmem onunla övünür. Bir bayram namazına giderse veya cumaya giderse 5 de 10 lira da vermişse tamam. Ee, onunla bir derece ruhunu bir derece atlatır ama artık gelişen hadiselerle o malzeme bu sıkıntıyı kaldıramıyor. Yani menfi anlatmak istemediğim için yani Müslüman o gafil Müslüman yani o kadar intihar etmeyi düşünüyorlar ki yaşayamaz, yaşayamaz. Bu Müslüman kendimi kontrol edemiyorum diyor. Artık bu acıları dayanamıyor. Artık benim kafamdaki seslerden, görüntülerden duramıyorum. Artık o garip garip düşüncelerden kendimi sıyıramıyor. Aklımı, aklımın şerinde nasıl kurtaracağım? Yani mümkün değil artık. Mecburu imanını taklitten tahkiki yapacaksın. Başka yaşamaz. Yaşamaz dedi bak. Diyor ki şimdiki hayat dinsiz olarak kabil değildir. Yaşamaz. Dinsiz bir millet yaşamaz. Yani fert nasıl yaşayacak? Mümkün değil. El filin çek takoz koy. 142 sözlerdi. Medeniyetin fantaziyeleri, artık bütün bütün hayatı dünyevinin fani ve manası olduğu herkese gözükmesiyle insanda ciddi bir e, iç uyanma başladı. Nasıl teskin edeceksin? Dinden başka mümkün değil bu. küfr mutlak olduğu zaman hakikat halde yaşanmaz. Onun için Kur'an-ı Hakim bu asırda bir mucize-i manevisi olarak Risale-i Nur ve şakirtlerine bu dersi vermiş ki hepimize diyor ki bak bunu biliyorsunuz, bak bu olayı da biliyorsunuz. Öyle eften püften şeylerle öyle özel hayatlarımıza, aile hayatlarımıza, şunları bunca düşünmeye zamanımız yok. Biz itfaiyeci vazifesinde deruhte etmişiz. Bunları ilk önce kendimize okuyarak, sonra yaşayarak, e, dinin emri gibi ilk önce akrabalarımıza, yakınlarımıza, çevrelerimize... Sonra ihtiyacını hisseden Müslümanlara ulaştırmakla vazifeliyiz. İtfaiye vazifesi. Bak bu noktada Risale-i Nur vazifelisidir ama bunun dili yok. Bunun de, di, dili sen olacaksın. Bunun ayağı yok, sen gideceksin. Risale-i Nur şakirtlerine bu dersi vermiş ki diyor, küfrü mutlaka anarşiste karşı set çeksin. Hem çekmiş elhamdülillah. Risale-i Nur talebeleri çok güzel hizmet etmiş. Komünistlik çıktığı zaman usta Çin'i bak nereleri komünistlik işgal etti. Çin'i hem yanı Avrupa'yı Balkanları istila eden bu ceyrana karşı bizi muhafaza eden Kur'an hakimin bu dersidir ki Risale-i Nur. Hangi Risale için ustat diyor kaldırıyor havaya? Nasıl abi? Yani Çin'i Yarı Avrupa'yı, Balkanları istila eden komünistik Türkiye'ye girememesinin sebebi diyor. Şu kitap oldu diyor. Şu çek çıktı. Gençlik rapi. Bu set çekti diyor. Ya. şu o gençlik rapi'nde hangi mevzusu? Hüve nüktesi. Hava sayfasında Allah'ın, ahiretin, kaderin, ruhun ispatı dersi var. Hüve nüktesi. Gençlik rapi'nin içerisinde de hüve nüktesi. Onun için ehli dalalet Ustad 1952'de bu gençlik rapperini ortadan kaldırmak yani huve nüktesini yok etmek için devlet ulaşmış. Ya. Çin'i, yarı Avrupa'yı, Balkanlar istila eden bu Celana karşı bizi muhafaza eden Kur'an hakimi bu dersidir ki o karşı ses huve nüktesi yani. Bu suretle o tehlikeye karşı çare bulmuştur. Vallahi böyle bir mutala ve müzakere yapmak isterdim yani sizinle. Hüve nüktesi. Aramıza da şey de olması lazım. Erdinç gibi, Erdinç gibi e, böyle kuantum fiziğinden anlayan, çünkü o, o, o ilmi çekirdeklerini anlatıyor. E, bu fizikten ve kuantum fiziğinden böyle anlayan kişilerle o, o sağdaki ilim erbabı ile yapılsa o mükemmel bir şeydir. Ufuk açar. Çok acayip. Demek bir Müslüman mümkün değil başka bir dine girip ya Hristiyan ve Yahudi hususan Bolşevik gibi olmak mümkün değil. Bir Müslüman Hristiyan olabilir mi? Olamaz. Yahudi olur, olur mu? Olamaz. Ne olur? Olsa olsa ancak mürtet olur. İnsan. Hristiyan olamaz. Çünkü Hristiyanlığın getirdiği güzellikler de var, Yahudiliğin de getirdiği, Musa Aleyhisselam'ın getirdiği din güzellikler var. Hristiyanlığın getirdiği güzellikler de var ama İslamiyetin getirdiği güzellikler bütün güzellikleri içine aldığı için dışında hiçbir güzellik kalmadığından İslamiyetten çıkan bütün daleden çıkmış olur. Mevlevîsı bu söylüyor. Bir Müslüman dinsiz olur ama Hristiyan Yahudi olamaz mümkün değil. Çünkü bir İsevi Müslüman olsa İsa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Çünkü İslamiyet İsa Aleyhisselam'ı reddetmiyor, tam tersine iman şartlarına sayıyor. Peygamberlere iman imanın şartlarındandır. Onun için bir Hristiyan, bir Yahudi İslam'a gelince onlara İsa'yı inkar et denmiyor. Tam tersine İsa'yı daha çok seviyor İsa Aleyhisselam. Çünkü bir İsevi Müslüman olsa İsa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Bir Musevi Müslüman olsa Musa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Fakat bir Müslüman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zincirinden çıksa, dinini bıraksa daha hiçbir dine girmez. Anarşist olur. Ruhunda kemalata medal hiçbir alet kalmaz. Vicdanı tefessüh eder. Hayat içtimaiye bir zehir olur. Burada ne hakem çıkartıyoruz? Bunu anlatmak istedi dedi de. Şimdi bir anarşist düşünün. Terör. AVM'lerde şurada burada bomba patlatan kendi için kimdir? Anarşist. Bu ne demektir? Bunu vicdanı tefesi etmiştir. Hayat işlemeye zehirdir. Bunun ruhunda kemalata dair hiçbir özellik yoktur. Hükmü çıkıyor. Ya. İslamiyeti inkar edenin e, profili şudur. İn 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 İslamiyeti inkar eden bu anarşist ruhludur. Ruhunda kemalata dair hiçbir halet yok. Vicdanı tefessü etmiştir. Hayat-ı zehirdir. zehirdir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şiddetli aleyhindedir. Dört tane. Onun için Cenab-ı Hakk'a şükür Kur'an hakimin işaret-i gaybiyesiyle kahraman Türk ve Arap milletleri içinde Lisani Türki. Bak Cenab-ı Hakk'a şükür olsun ki Kur'an hakimin işareti gaybiyesiyle Kur'an işaret ediyor tefsirine. Bu ası Mucedidi'nin e, lisanı ile kahraman Türk ve Arap milletleri içinde lisani Türki ve Arabi ile bu ası kurtaracak bir mücize-i Kur'aniyenin Risale-i Nur namı ile bir ders tesirine başlamış bu asrı kurtaracak bir mucize-i Kur'aniyenin Risale-i Nur namı ile bir dersi intişara başlamış. İntişara başlamış. Demek ki lisan Türkçe Risale-i Nur'un Türkçe olacağını, Kur'an'ın bu asırdaki mücedil Türkçe olacağını Kur'an işaret ediyor. Bak Türkçe ve Arapça. Ve 16 sene evvel 600 bin adamın imanını kurtardığı gibi bunu şey demiş komple nurcuları imha planı yapılıyor. Meclise nurcular ne kadardır diye sahar soruyor. Onlar da demiş ki 600 bin demiş. 600 bin mi demiş o zaman. 16 sene evvel 600 bin adamın imanını kurtardığı gibi İkinci Emirdağında tabi bu o zaman 600 bin resmi olan ikinci Emirdağ kaç kaç tarih ar arasına yazılmıştır? 43-48 mi? Adı bakalım kaçtı? 900'lerin içinde. Ha? Nereden öğreneceksiniz? En başından. Ha, bak 1900. 48-49. Evet. 600 bin insan resmi mecliste sağa öyle şey veriyorlar briefing. 16 sene evvel 600 bin adamın imanını kurtardığı gibi şimdi milyonlardan geçtiği sabit olmuş. Usta zamanında milyonları geçmiş. Demek Risale-i Nur beşeri anarşistlikten kurtarmaya bir derece vesile olduğu gibi İslam'ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arap'ı birleştirmeye çünkü Yok o naneler var ya, yok araba arka, ara, arkadan vurdu bilmem ne yaptı falan naneler böyle. Hep böyle İngiliz'in e, yazdığı tarih. E, ben diyorum ki bak İslam tarihini hakiki kaynağından okudu de, demiyor. Ama e, sif galip olanların yazdığı tarihi okuma. Yani ma mağlup olanların da tarihiyle beraber galiplerin yazdığı kitap şeye bak. Ee, nerede bakayım? Bir mücehe 16 sene evvel 600 bin adamın imanını kurtardığı gibi şimdi milyonlardan geçtiği sabit olmuş. Demek Risale-i Nur beşeri anarşistlikten kurtarmaya bir derece vesile olduğu gibi İslam'ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arap'ı birleştirmeye bu Kur'an'ın kanun esasilerini neşretmeye vesile olduğunu düşmanlar da tasdik ediyorlar. Nereye kadar okuyalım? Burada bırakalım. Burada değiş biraz böyle daha güzel bir şekilde gidiyor. Bu gene küfrü mutlaka anlatıyor. Bu cehennem. Burada keselim. Hem de Ramazandır. Şeye kadar gideriz böyle. İnşallah hangi gün yaparsak evvelin şerefine kadar gideriz. Ama bunu inşallah okuruz. Bitiririz beraber. Sonra bir ara böyle şey yapmak isterim böyle. Hüve nüktesini beraber. Ama muhakemata psikolojik noktasında video bakmanızı ve beraber bakmamızı bazı şeylerde. Mesela bir insan nasıl böyle şeyler olur sistemi anlatıyor yani. bu Beraber inşallah da ömrümüz varsa Arnavutköy'de yapacağız inşallah. Ve ahirde vahü men ilhamdülillahi rabbil <laughs> alemin. El Fatiha temas salavat.